Herkese merhaba. Bu videoyu izlediğinize göre tarihler 31 Temmuz 2017'yi gösteriyor ve bu da demek oluyor ki ben bu kanalı açalı tamı tamına 3 yıl oldu. Kanalı açtığımda 14 yaşında olduğum gerçeği bir türlü peşimi bırakmıyor. Çünkü sizinle büyüdüğüm anlamına geliyor bu. Liseye başlarken videolarımı çekmeye başladım ve şu an lise sondayım. Lisenin ilk yıllarında deli gibi videolar çekiyorduk sizlerle. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir günde bir video geliyordu her zaman. Yani tüm ay boyunca mesela 30 günde 30 video çektiğimi ve attığımı bilirim. Bugün kanalı açtığımdan beri hayatımda olan iyi şeyleri ve kötü şeyleri konuşacağız. Kısaca uzun bir video olacak ama storytelling yani hikaye anlatma tarzında olacağı için ilginizi çekebileceğini düşündüm. Ayrıca booktuber olmak istiyorsanız da neler aynı kalıyor, neler değişiyor onları göreceksiniz. Biliyorum 3 yıla göre 58 bin abone gerçekten büyük bir başarı değil YouTube'da. YouTuberlar açısından en azından. Fakat bir booktuber açısından bu çok büyük bir başarı ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu başarının arkasında ben değil siz varsınız. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar falan iğrenç videolar çekiyordum. O videoları bile takip ettiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk gün booktube'a başlayacağım gün saat 4 veya 3.30 civarında bir video çektim. Gece 3.30 civarında bir video çektim. Ve evdeki herkes uyuduğu için merhaba ben Sıla. Bugün sizlerle kitap önerisi yapacağım tarzı konuşuyordum. Edit denilen bir şeyden haberim bile yoktu. Gün ışığından haberim bile yoktu. Işığın kalitesinden, kameranın kalitesinden, kitapları yanıma dizerek ne kadar salaklık yaptığımdan hiçbir şekilde haberim yoktu. Ve o şekilde video çektiğimde gerçekten güzel bir şey başardığımı hissediyordum. İlk videomdan sonra bir tane abonem oldu. Eren Nadir. İzliyor mu bu videoyu bilmiyorum ama ilk takipçim oydu. Ve ben ilk takipçi, hani bir tane takipçim var diye delirdiğimi hatırlıyorum. Ondan olsa gerek ben her zaman bir takipçi bile artsa kanalda çok mutlu oluyorum. Hepinizin bilgisayarınızın arkasındaki o yüzü tanımak istiyorum. Bu yüzden böyle bir abone bile olsa benimle ilgilendiğiniz, beni izlediğiniz için ve kanalıma dahil olduğunuz için çok mutlu oluyorum. O video 15-20 kişi tarafından izlenmişti ve bu benim hayatımda gördüğüm en büyük başarım olarak geçiyordu o zamanlar. O süre zarfınca çok fazla kitap okudum bu arada. Zaten ilk başladığımda booktube'a 20 kitabım falan vardı. Ve hepsini çekmecelere koymuştum. Yani göçebe gibi evin farklı köşelerinde çekim yapıyordum. Anlık yorum videolarında da böyle yapmamın sebebi biraz da eskiye dönmemiz aslında. 31 Temmuz 2014'te YouTube'a başladım. Fakat şu an ilk videom bayağı ondan sonraki bir tarihi gösteriyor. Aslında o ilk videom değil. İlk tahammül edebildiğim videom diyebiliriz. Ve şu an ona da tahammül edemiyorum. Muhtemelen 1-2 yıl sonra geriye dönüp o videoları da silmeye başlayacağım. Ama yine de şimdilik orada durmaya devam ediyor. İzleyebilirsiniz. Sanırım kendi gelişimimi o videoyu izleyerek takip ediyorum. İlk yıl böyle böyle geçti. Fuarda 2-3 kişi beni tanımıştı ve gerçekten çok mutlu olmuştum. Hala da fuarda beni tanıdığınızda mutlu oluyorum. Ama o ilk yıl böyle her şeyi tatma, her şeyi ilk defa oluşturma ve hissetme yılıydı. Ve çok güzeldi. Booktuber'larla tanışmaya başladığım zamanlarda o zamanlardı zaten. Benim hemen ardımdan Yiğit vardı. Yiğit Davutoğlu. O gelmişti. Ve ne demiş biliyor musunuz? Bu mal yapıyorsa ben de yaparım. Bu şekilde video çekmeye başlamış. Teşekkürler Yiğit. Sonrasında Yiğit video çekiyorsa ben de çekerim diye Asena dahil oldu bize. Sonrasında da Nihan, Ecmel, sonra sanırım Seliz. Onur abla zaten hep vardı bu arada. Küçük bir booktuber tayfasıydık. Ve sanırım ikinci yılımızda booktubestagram diye bir şey kurduk. Fırtına serisini yorumladığım video hala kanalda mevcut mu bilmiyorum ama öyle bir video vardı. Hepimiz çekmiştik. Ve cidden hani böyle booktuberlarla yeni yeni tanışmaya başladığım zamanlarda güzel bir histi benim için. İkinci yıl biraz daha böyle gelişme dönemiydi kanalımın. Çünkü çok fazla abonemiz yine yoktu. 5000 abonede falandık muhtemelen. Kendi içimizde bir topluluk olmuştuk ve bu topluluk sürekli eğlenceli şakalar yapıyordu falan. Ve bu zamanlar benim yorumların hepsine cevap verdiğim zamanlardı. İlk yorumları da dahil bu arada. Şu an cevap veremiyorum. İstesem bile yapamıyorum. Çünkü YouTube bir süre sonra hani mesela 100 yorum atılmış. Bunlardan sadece 50'sine cevap vermenizi sağlıyor. Hani bu tamamen sallanmış bir rakam ama hani ne kadar yorum varsa ona oranla yorumlar cevaplamanızı sağlıyor. İkinci yıl gerçekten en sevdiğim yıllardan bir tanesiydi. Booktube'daki en eğlenceli bulduğum yıldı. Ve o zamanlar yeni yeni kitap evleri bana böyle kitap yollamaya başlamıştı. Ve ben ilk kitabım geldiğinde gerçekten hatırlamıyorum şu an ne olduğunu. Geldiğinde bayağı kargoyu elime almış ve o kitabı tutarak böyle çığlık atmıştım. Bu benim ilk başarım diye.
Gerçekten de o benim ilk başarımdı ve hala hatırladığım zaman çok duygulanıyorum. Her neyse, 3. yılsa BookTube'un sefasını sürdüğüm yıldı. Çünkü yayın evleri tarafından artık tanınıyordum. Fakat hani kitap yollanma olayı falan değil, fuarlar açısından söylüyorum. Kitap evlerinin kitap yollaması hakkında pek bir yorumda bulunmak istemiyorum. Gerçekten çok fazla kitap yollanılan bir BookTuber değilim, zaten biliyorsunuz. Ama bundan dolayı böyle YouTube camiasında veya hani herkesin olduğu bir camiada bunu söylemek birazcık yanlış geliyor bana. Çünkü hani şey gibi oluyor, 58 bin, 50 bin, 10 bin, 20 bin kişinin önünde dilencilik yapmak gibi bir şey oluyor. Bence hoş bir şey değil bu. Hani en azından bundan yakınacaksanız da arkadaş çevrenizde veya benzeri yerlerde yakının. Çünkü bu ayıp bir şey. Gerçekten ayıp bir şey. Birkaç tane booktuber'ın yaptığını görmüştüm bir zamanlar ve onlar adına çok utanmıştım. Ve hatta kitap evlerinin bana kitap yollamaması sizin ve benim biraz daha böyle objektif, şeffaf olmamızı sağlıyor. Hatta bu daha takdir edilesi bir şey. Yayın evleri ve fuarda tanıdıklar oldukça fuarda ve yayın evlerinde hem yayın evi sahiplerini hem de stand sahiplerini, işte standta çalışan arkadaşlarımızı görmeye başladıkça gerçekten BookTube'un zevki ortaya çıkmaya başladı. Bence kanalımın çıkış noktası 4N1K'nın kitap yorumu videosuydu. Herkes çok beğenmişti ve çok şaşırmıştım. Şu an o video 100 bin izlenmeyi aştı. Düşünün artık. Ve daha sonrasında Pegasus yayınlarının kitap önerileri videosunu çekmiştim. Ve onunla da kanal bir nebze arttı. Wattpad videosu vardı. Onunla da kanal bir nebze arttı. Ve yavaş yavaş başka kanallarda da yer almaya başladıkça, hani yer almak değil de konuk olarak gitmeye başladıkça kanalım biraz daha büyüyordu ve ben bu büyümeye inanamıyordum. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kanalımın ilk yükselmesi 4N1K'cılar, okur kuşlar sayesinde olmuştu. Bu yüzden olsa gerek okur kuşlara ne zaman bir laf atılsa kendi kardeşlerime bir şeyler söylemişsiniz, kötü bir şeyler söylemişsiniz gibi hissediyorum. Başlangıçtan beri onlar vardı yanımda ve bu çok güzel bir şey, anlatabiliyor muyum? Hani bir kitle var ve sizin arkanızda, bir kitle sizi destekliyor. Ne yaparsanız yapın. Bu çok güzel bir şey ve çok güven aşılayan bir şey. Üçüncü yıla çok fazla şey sığdırdığımızın farkındayım. Televizyona çıktım, TRT'de. Oyuncu olmak istediğimi çoğunuz biliyorsunuz zaten. Ve TRT'den başlamak, oyuncu olmaya değil de yine bir konuk olmaya TRT'den başlamak çok büyük bir şey. Çünkü çoğu oyuncu TRT'den başlıyor. Ve bunu görmek gerçekten çok güzel bir şeydi. O kanalda kendimi göremedim bu arada. Ben kendi videomu sadece YouTube'dan izledim. Ama hani o kanalda olmuş olabilmek, yer almak, bir programın emekçileri arasında olmak gerçekten paha biçilemez bir duyguydu. En çok sevdiğim şeylerden birisi de sizin gelen yorumlarınızdı. Sesin berbat çıkmış diyenler vardı, haklısınız. Televizyonda olduğun için çok mutluyuz diyenler vardı. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Hani bildiğiniz, sizinle emeklemeye başladım. Sizinle yürüdüm ve şu an sizinle başarıdan başarıya koşuyoruz. Bu çok güzel. Çok güzel bir şey ya. Anlatılabilecek bir şey değil bence. Üçüncü yıla bir tane de linç sığdırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında bir tane değil. 3-4 tane bir linç sığdırdık aslında. Hepsinde de çok eğlendik. Benim kitlemde dalga geçen kısımlar vardı. Bunu onaylamayan kısımlar vardı. Onaylayan fakat olayın biraz daha dışında kalmak isteyen kısımlar vardı ve çok eğlendik. Gerçekten çok eğlendik. Diğer bookstagramlardan bazı kötü tepkiler gelmişti. Bununla ilgili bir tane video çekebilirim belki. Her şeyin ve herkesin dedikodusunu yaptığım video gibisinden ya da gömdüğüm video gibisinden. Orada daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım ama gerçekten hani eğer izleyicimseniz sizin fikirlerinizi önemserim. Ama izleyicim değilseniz ve dış ortamdan bana bakıyorsanız, hani bir bookstagramsınız mesela ve beni tanımadan yorum yapıyorsanız, onların yorumları pek de umurumda olmuyor açıkçası. Benim için her zaman siz vardınız, her zaman da siz olmaya devam edeceksiniz. Çünkü beni izleyen, bana katlanan sizlersiniz. Dolayısıyla tek de umursadığım kişiler sizlersiniz açıkçası. Ayrıca 3 yıl boyunca 4 tane tripod kırmayı başarabilen tek booktuber da olduğumu iddia ediyorum. Bunu aslında iddia etmiyorum, biliyorum. Çünkü çoğuna sordum hani kaç tripod eskittin, kaçını kırdın falan diye. Hepsi bir tane tripod almışlar. Hayatları boyunca onu kullanmayı devam ediyorlar. Ben o kadar tripod kırmamın tamamıyla benimle alakası var aslında. Tripodlara o kadar da laf etmeyeyim ama olsun gene de. Aynı zamanda bu 3 yıla 58 bin aboneyi sığdırdık. Bunu geçin milyonlarca izlenmeyi sığdırdık. Onu da geçelim 400'e yakın kitap sığdırdık. Yani bu da demek oluyor ki sizlere bu videolarımda 400 tane farklı kitap gösterdim. Muhtemelen benden görüp aldığınız ve beğenmediğiniz kitaplar da olmuştur ama beğendikleriniz de olmuşsa, bir tane bile olmuşsa buna şükrederim, bununla gurur duyarım çünkü çok güzel bir his bu. Bu videolarda sadece biz kitap önermedik bu arada. Farklı farklı bir sürü video çektik. Mesela
hakkında bilmediğiniz 10 şey, birbirimizi ne kadar tanıyoruz, vlog şeklinde bir iki tane videom olsa gerek. Ve bunları da sığdırdığım için gerçekten mutlu hissediyorum. Kanalımda bir çeşitlilik olduğu için güzel hissediyorum, iyi hissediyorum. Bu videoyu çektim diye kanalın sonunun geldiğini düşünmeyin kesinlikle. Daha bunun 5. yıl, 6. yıl videolarını bile çekmeyi amaçlıyorum. Dediğim gibi çok sevdiğim, aklımdan çıkmayan birkaç tane fuar görüşmesi var. TRT videosu fuarda çekilirken hepiniz böyle pür dikkat arkadan beni izliyordunuz. Daha sonra sizinle konuştuk. Çok güzel günlerdi. Bir tane şeyi hatırlıyorum. Birisi gelmişti fuarda yanıma. Çok komikti. Kız 14 yaşındaymış. Ben o zamanlar 16 yaşındaydım sanırsam. Ve şey demişti. Benden kısaymışsın. Ama baya hani 1.70 vardı boyu. Böyle baktım kıza, evet senden kısayım dedim. Sonra şey dedi. Videolarında göründüğünden biraz tuhafsın. Sonra ben de şey oldum, böyle bir kaldım. Neden? Kötü müyüm dedim. Sonra da yani bilemedim dedi. Ve böyle hani şu şekilde gitti. Beni görüp titreyerek, bana ağlayarak sarılan arkadaşlar vardı. Onları da asla unutmadım zaten. Bu yolda benimle bir adım bile yürüdüyseniz teşekkür ederim. Çünkü benim için değeri paha biçilemezdi. Kanalda görmek istediğiniz her türlü videoyu aşağıya yazmanızı istiyorum. Bu şekilde belki 6. 7. yıla kadar dayanabiliriz bu kanalda. Eğer bir booktuber olmayı düşünüyorsanız lütfen ertelemeyin. Benim de rakibim olmayın, sizi vururum ama yine de ertelemeyin. Çünkü hayatınızda vermiş olduğunuz en güzel kararlar birisi olacak. Benim öyle oldu. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.